Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği birilerini çıldırtmaya devam ediyor. Son olarak Belçika Temsilciler Meclisi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'la yaşanan çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'ı kınayan bir karar tasarısını kabul etti. Meclis, Türkiye'ye de bölgede istikrarı bozucu müdahalelerine son vermesi çağrısında bulundu. Türkiye ise Belçikalı parlamenterlerin oy birliğiyle aldığı bu kararı tepkiyle karşıladı. Belçika Federal Meclisi'ndeki tüm siyasi partilerin ortaklaşa hazırladığı karar tasarısında Azerbaycan'ın Karabağ'daki yeni düşmanlıklarının kınandığı belirtildi. Oy birliğiyle kabul edilen tasarıda Belçika hükümetine savaştan etkilenen Ermeni nüfusa yardım etmek, savaş suçlarını izlemek ve ateşkesi korumak için bir dizi önlem alma çağrısında bulunuldu. Belçikalı milletvekilleri, Dağlık Karabağ'ın sınırlarıyla halkın kendi kaderini tayin hakkına saygı gösteren bir barış anlaşmasının müzakere edilmesini de istedi. Tasarıda, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda olumsuz rol oynadığı iddia edildi. Ankara hükümetinin, bölgedeki istikrarı bozucu askeri müdahalelerinin sona erdirilmesi istendi. Belçika Ermenileri Komitesi, meclisin kararından duyulan memnuniyeti dile getirerek milletvekillerine teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika Temsilciler Meclisi'nin kararının ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi. Aksoy yaptığı açıklamada, Belçika Meclisi'nin ön yargılı davrandığını ve tek yönlü Ermeni söylemlerine alet olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Söz konusu karar, Türkiye-Belçika ilişkilerine katkı yapmayacağı gibi, bölgede barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara da hizmet etmeyecektir. Bu tür kararlar ayrıca Ermenistan'ın gerçekleri kabullenme sürecini geciktirerek, üzerine düşen sorumlulukları üstlenmekten kaçmaya teşvik etmektedir. Aksoy, 1915'te Ermenilerin maruz kaldığı sürgün ve ölümlere atıfta bulunulan kararın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere, öte yandan Belçika Temsilciler Meclisi'nde aynı gün kabul edilen 9 Aralık tarihinin soykırımların kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmesine dair kararda 1915 olaylarına yapılan atıf, AİHM kararları başta olmak üzere hukukun temel ilkelerine de aykırıdır. Azerbaycan'ın tarihe damgasını vuran bir zaferle 44 günde Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmasının yankıları sürüyor. Kafkaslar bölgesinde yeni bir sayfa açan bu zaferin ardından bölgede bir anlamda yeni bir denklem kuruluyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz boru hattı kurulmasına karar verildi. Iğdır'la Nahçıvan arasında kurulacak yeni boru hattıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak. Yeni hatla hem Nahçıvan'ın ekonomisi yeniden canlandırılmış olacak hem de bölgeye kesintisiz doğalgaz arzı sağlanacak. Yeni Şafak'a konuşan Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu, yeni doğalgaz boru hattı projesinin stratejik açıdan büyük önem taşıdığını söyledi. Nahçıvan'ın İran'dan doğalgaz satın aldığını hatırlatan Kumbaroğlu, yeni boru hattı sayesinde Nahçıvan'ın gazı artık Türkiye'den gelecek. Bunun bölgesel denklemde önemi var. Nahçıvan enerji konusunda İran'a bağımlı bir ülkeydi ancak bu proje sayesinde İran, Dağlık Karabağ'dan sonra Nahçıvan denkleminden çıkarılmış oluyor. Nahçıvan, Türkiye'nin Türk dünyasına açılan kapısıdır. Türk dünyasıyla bütünleştiren bir kapıdır, dedi. Bölgede aynı zamanda ulaşım konusunda da projelerin olduğunu ifade eden Kumbaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı. Nahçıvan-Kars Demiryolu için de imzalar atıldı. Türk dünyasıyla irtibatımızın sağlanması ve bu bölgelerde etkin rol oynamamız için altyapı projelerimiz oldukça önemli. Türk dünyasıyla bu projeleri birleştirirsek hem enerji hem de diğer alanlarda önemli roller üstleniriz. Öte yandan Azerbaycan'la Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasında Nahçıvan'la Azerbaycan'ı birleştiren bir koridor kurulması planlanıyor. Bu gerçekleşirse hem Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki ulaşım sağlanır hem de Hazar'dan Türkiye'ye enerji boru hattı 300 kilometre kısalmış olur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Çeşitli konulardaki değerlendirmelerin ardından Karabağ Savaşı ile ilgili de konuşan Aliyev, Ermenistan yönetiminin savaştan önce yaptığı "Savaşa başlarsanız tanklarımızı Bakü'de görürsünüz" mesajına da cevap verdi. Aliyev, Ermenistan'ın siyasi askeri yönetimi bizi korkutmak istiyordu. Azerbaycan sorunun çözümüne dair tutumunda ısrarcı olursa Ermeni tankları Bakü sokaklarında olacak dediler. Sonuçta böyle de oldu. Ama Ermeni tankları bizim sokaklara 10 Aralık'ta gerçekleşen Zafer Geçidi töreninde ele geçirilen silahlar şeklinde geldi, dedi. Azerbaycan'da girdiği 44 günlük savaşta tarihi yenilgiye uğrayarak
Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan'da, muhalefetin Nikol Paşinyan'a karşı başbakanlığa aday olarak gösterdiği Vazgen Manukyan ise sahaya indi. Gençlerle bir toplantı düzenleyen Vazgen Manukyan, "Ermenistan'daki ekonomik durum gerçekten felaket durumda. Bu, bütçenin uygulanmasına, gayri safi yurt içi hasılanın azaltılmasına, yatırıma ve bölgesel kayıplara yansıyacak," diye konuştu. Manukyan'a göre yaklaşık 100 bin hektar ekilebilir arazi, 315 bin hektar yeşil alan, 15 hidroelektrik santrali ve 100 megawatt enerji kaybedildi. Aynı zamanda hiçbir normal iş adamının Ermenistan'da önemli bir yatırım yapmayacağını da kaydeden siyasetçi, "Ülkenin gerçek yatırım olmadan mevcut haliyle son derece olumsuz olan bu tablonun içerisinden çıkamayacağını da sözlerine ekledi. Ermenistan'ın sürekli düşmanlıklara yeniden başlama tehdidi olan istikrarsız bir ülke durumunda olduğuna da dikkat çeken Manukyan, "Ermenistan'daki yatırımlar kar amacıyla değil, sadece milliyetleri nedeniyle ancak etnik Ermeni iş adamları tarafından yapılıyor. Bu tür yatırımlar büyük ölçekli olamaz ve bu nedenle de durumu hiçbir şekilde değiştiremez," dedi. Ermenistan, Rusya'nın arkasına sığınarak vurkaç taktikleriyle Karabağ'da ateşkesi ihlal ederken, Ermeni halkın yaşadığı yerlere Rusya kontrolünde otobüslerle geri döndürülenlerin çeteler mi gerçek halk mı olduğu kontrol edilemiyor. Azerbaycan ordusunun Laçin koridoruna uzanan köyleri kontrol altına alması, Ermenistan saldırılarının önlenmesi kapsamında önemli stratejik hamleler olarak kaydedildi. Cebrail-Şuşa arasındaki bölgenin Laçin'e kadar temizlenmesinin, Azerbaycan'a yönelik tehditlerin engellenmesi açısından hayati olduğuna işaret ediliyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın siyasi itibarını kurtarmak üzere bir çıkış yolu arayışında oluşu, bölgede Ermenistan'ın bazı toprakları geri alma çabasını beraberinde getirebileceği belirtiliyor. Ermenistan'ın destekçisi dış ülkelerse belirsizlik ortamının devamını istiyor. Son gelişmeler, bölgenin asıl sakini olan Azerbaycan halkının dönüşlerini engellemeyi hedefliyor. Bölgede terör olayları engellenemezken, Ermenistan'a bırakılan Hankendi, Hocalı, Hocavendi gibi sıcak temas hattına yakın bölgelere, Ermenistan halkının Rusya kontrolünde geri döndürülmesi sürecine de temkinlilikle yaklaşılıyor. Ermenileri taşıyan otobüsler içerisinde farklı fraksiyonlardaki grupların, PKK ve Ermeni çetelerinin de olabileceği değerlendiriliyor. Tüm bu gelişmeler karşısında Adam'da ortak mekanizmanın tesisi için çalışmalar hızlandı. Sahadaki son durumu değerlendiren Azerbaycan eski askeri ateşesi, emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, "Karabağ'a sokulan PKK'lı teröristler ve Ermeni çeteler, sivil halkın geri dönmemesi için her türlü saldırıyı yapmaları beklenmektedir. Karabağ'da daha çetin bir mücadele dönemine girilmiştir. Asıl mücadele şimdi başlıyor ve Azerbaycan için Türkiye'nin desteği daha da önem kazanıyor," dedi. Karabağ'da sürecin çok kritik bir noktada olduğuna işaret eden Başbozkurt, "Azerbaycan ve Türkiye'nin dik durmalarını gerektiren bir süreç. Sahada yaşananlar, beyanatla geçiştirilemeyecek tehditler barındırıyor. Bugün çatışma sahalarındaki duruma baktığımızda uyarıların fayda getirmediği görüldü. Artık günümüzde devletlerin anladığı dil sahadır. Siz eğer sahada bu cevapları verirseniz tehlikeleri bertaraf ediyorsunuz. Azerbaycan da sahada bu cevabı veriyor," diye konuştu. Ermenistan'ın ise Rusya nezdinde sürdürdüğü toprak talepli girişimleri bir adım öteye taşıması bekleniyor. Bir süredir Hadrut kasabasının kendilerine verilmesi için Rus barış gücü karargahı önünde eylem yapan Ermenilerin Kubatlı ve Zengilan sınır bölgeleri içinde talepte bulunacağı ortaya çıktı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu bölgeyle ilgili eski sınırlara doğru gitmek için müzakere yapacağı ifade ediliyor. Azerbaycan, Ermenistan'ın uluslararası hukuktan doğan resmi sınırlarına çekilmesini talep ederken, Ermenistan ise işgal ettikleri noktaların içlerine doğru genişlettikleri sözde sınırlarda kalmayı talep ediyor. Şu an mevcut Ermenistan sınırı Azerbaycan topraklarına kadar ilerlemiş durumda. Özellikle Zengazur bölgesi bu konuda dikkat çekiyor. Stratejik yol ve noktaların bulunduğu bu bölgede Ermenistan mevcut sınırını ileri çekme gayretinde. Bazı yollara ulaşım sağlayamadığı gerekçesiyle bölgeyi kendi sınırlarında görmek istiyor. Azerbaycan ordusu bu bölge için Ermenilere çekilin uyarısı yaptı. Ancak Ermeniler çekilmek niyetinde değil. Rusya'dan da bu sınırlara yeniden ulaşmak için talepte bulunacaklar. İleride Azerbaycan'la Nahçıvan arasında kurulacak bağlantının da geçiş güzergahı yine bu bölge. Ermenilerin bölgeyi sahiplenmek istemesinin temelinde bu bağlantının kurulmaması var. Çünkü Azerbaycan-Nahçıvan bağlantısı kurulursa, Türkiye'nin Kafkas coğrafyasında etkinliği artacak. Rusya'nın da bu koridoru açmamak için direneceğini düşünüyorum. Rusya'ya İran da destek veriyor. Her ikisinin ortak noktası, Türkiye'yi Kafkasya'da görmek istememesi. Nahçıvan'la Azerbaycan arasında bir bağlantı olursa, bu Türkiye'yi çok daha fazla karasal olarak bağlar.
Bu durumu sadece ticaret yolu olarak görmek doğru değil. İşin siyasi boyutu da var.